Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bakayım gözüküyor muyum? Okey. Gözüküyorum. Bugün biz Sun Kyung Kwan Üniversitesi'nin Güney Kore'nin üniversite hakkında burslara bakacağız. Nasıl bakıldığını ben size anlatacağım. Ve bursları hakkında detaylı bilgiyle vermeye çalışacağım. Bir saniye, şimdi ekranımı paylaşayım. Şimdi direkt üniversite hakkında bilgi almamız için direkt şuna bölünürüz. Sun Kyung Kwan'ın kısası zaten SKKU. SKKU University Scholarship yazarsanız eğer maalesef bizim İngilizce araştırmamız gerekiyor. Çünkü üniversitenin web sitesinde direkt İngilizce yazıyor. O yüzden biz onu direkt İngilizce bakalım. Şimdi baktığınız zaman direkt başka üniversite web siteleri bakmak doğru değil. Direkt üniversitenin kendi web sitesinde burs incelemesi yaparsak daha sağlıklı olur. Şimdi bu sayfa değildi. Ben size başka bir sayfa göstereceğim. Direkt şey yapmanız lazım. Sun Kyung Kwan University Scholarship. Ama buraya tıklıyorsunuz ve admission kısmındaki bursları incelemek daha doğru olur. Çünkü burada direkt sizin için lisans ve lisansüstü programlar için iki tane farklı bursu ayırtmışlar. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor. Undergraduate lisans programının anlamına geliyor. Çünkü bazı insanlar bunu karıştırıyorlar. Graduate lisans üstü programlar. Bunlar işte yüksek lisans, doktora, araştırma bu programlar için graduate deniyor. O yüzden sizin undergraduate lisans kısmını bakmak istiyorsanız undergraduate her zaman altındaki bilgileri incelemeniz gerekiyor. Şimdi undergraduate program scholarship yabancı öğrenciler için birkaç tane burs seçeneği var. Birisi admission scholarship. Admission scholarship dediğimiz zaman kabul başvuru. Bu ne demek? Demek ki siz üniversiteye başvuru yaptığınız zaman siz o aşamada sizi değerlendiriyorlar ve ilk dönemden itibaren siz burstan faydalanabilirsiniz. Burada ikinci merit based scholarship. Bu da yine akademik başarı bursu ama ikinci dönemden itibaren bu burstan faydalanabilirsiniz. Çünkü sizin bu burstan faydalanmanız için birinci dönemin not ortalamanıza bakacaklar veya başarınıza bakacaklar. Ona göre burs verilecek. Ve üçüncü bursu bu da Samsung Global Sun Kyung Scholarship. Bu da kurum Samsung kurumu bir özel bir bursu. Onun detaylı bakacağız. Onu da tabii ki freshman dediğimiz zaman işte ilk başvuru yapanları işte başvuru aşamasında değerlendiriyorlar bu burs için. Şimdi buna bakalım. Admission scholarships için candidate. Burada diyor ki gerekliler hangi gerekliler gerekiyor? Şunu diyor. Siz başvuru yaptığınız zaman herhangi bir özel başvuru yapmanıza gerek yok bu burs için. Otomatikmen bütün başvuran öğrencileri bu burs için değerlendiriyorlar. Eğer sizin profiliniz iyiyse eğer direkt otomatikmen size bir burs çıkartıyorlar. Bursun kapsamı nedir? Genelde eğitim ücretine %10, %100 burs veriyorlar. Kaç dönem için bunu bahsetmiyorlar. Tamamen orada 10 sene başvuranlar adayların arasında en iyi profilleri seçiyorlar ve ayırtan bütçeye göre size burs veriyorlar. Tamam mı? İkinci tür bursu burada ikinci ve sekizinci dönem için verilen bir burs. O da tabii ki de akademik performans, işte sizin not ortalamanıza göre değerlendiren bir burs. Örneğin siz önceki mesela diyelim ki birinci dönemde siz en iyi öğrencilerden top 6 arasında olacak olduğunuz ise o zaman sizin eğitim ücretine %70 indirim veriyor ve bu değerlendirme her dönem için geçerli. Üçüncü dönem, dördüncü dönem, beşinci dönem fark etmiyor. Her önceki dönemin not ortalamanıza göre size indirim veriliyor. Eğer siz top 6 ve 18 öğrencinin arasındaysanız o zaman %50 indirim veriyor. Eğer 18-30 arasındaysanız top o zaman %30 indirim veriliyor. Okay? Şimdi burada Samsung Global Scholarship for foreign students, yabancılar için özellikle bu burs. Çünkü bazen web sitelerde hem Koreliler hem yabancılar için burslar yazılıyor. Onu dikkat etmeniz gerekiyor. Hangisi yabancılar için, hangisi Koreliler için sınavını ayırtmanız lazım.
Şimdi burada diyor ki nomination will be held among remarkable freshmen, interview will be held if needed. Among remarkable freshmen ne anlamına geliyor? Demek ki siz başvuru aşamasında sizi değerlendiriyorlar ve gerekirse eğer mülakatta çağrılabilirler ama şart değil. Ve siz bu bursu kazanırsanız eğer size özelden mesaj gelecek, işte mail gelecek ya da arayacaklar. Çünkü genelde burs kazananları nereden ya da herhangi bir haber kazandı kazanmadı ya da kazanan listesi genelde onlar notice kısmında paylaşılıyorlar. Notice kısmı genelde burada oluyor. Bundan bakmanız gerekiyor. Notice kısmından genelde kazanan listesini paylaşılıyor. O da ayrı ayrı göndermiyorlar her kişiye. Ama bu bursu kazananlar genelde ayrı ayrı herkese özel mesaj olarak ya da iletişim kurarak insanlara mail atılıyor. Okey. Şimdi şuna bakalım. Bu bursun kapsamına bakalım. Bu bursun kapsamı 4 yıl tamamen ücretsiz okuyorsunuz. Ancak şöyle bir gereklilik var. Siz her dönem size minimum 12 tane kredi almanız gerekiyor. Yani o ne demek? 3-4 ders sizin minimum almanız gerekiyor. 7. dönemden ya da 7. dönem son yılında 9 kredi almak okeydir. Ve sizin her zaman not ortalamanız ortalama 3.7 ve üzeri olması gerekiyor. Ancak 1. ve 2. dönem için 3.5 ve üzeri olması gerekiyor. Ve sizin herhangi bir olmaması gerekiyor, tamam mı? Şimdi burada eğer siz bir kere bu gereklilikleri sağlamazsınız, eğer sizin sonraki dönem için bu burs kazanmayacaksınız. Eğer siz iki kere bu şartı sağlamazsınız eğer siz tamamen hiç burs kazanmayacaksınız. Şimdi buradan size ne diyorlar? Sizin aile karşılık da sağlıyorlar, veriyorlar. 550 bin korevon veriyorlar. Ondan sonra yurtta bir yer ayırtıyorlar. Size öncelik veriyorlar. Çünkü biliyorsunuz yurt kısmı birazcık zor Kore'de. Herkes yurda yaşayamıyor. Çünkü çok kalabalık. Yurt sayısı çok az. O yüzden siz başvuru yaptığınız zaman kazandığınız size öncelik veriyorlar. Ve şöyle bir güzel bir şey. Bence mentorship de veriyorlar. Size birebir mentorship veriyorlar. Bu üniversite kazanan olsun veya hoca olsun veya bu sizin okuyacağınız alanda ya da istediğiniz seçtiğiniz alanda bir uzman size destek sağlıyor. Ve ek olarak Exclusive Counseling Program bu konuda da ekstra üniversite size bir danışmanlık veriyor. Bu A tip bursu, B tip bursu. Sizin sadece ücretsiz eğitim 4 yıl için sağlıyorlar ama gereklilikler aynı oluyor. Şimdi merhabalar Dark Media. Şimdi graduate programlar için işte lisansüstü programlar için hangi burslar var? Burada aynı şekilde admission scholarship var. Burada da işte kabul aşamada değerlendirecek olan öğrencilerin başvurularız. Ama sadece bu bölüm için Humanities, Social Sciences and Art Departments için geçerlidir. Burada nasıl bir burs, nasıl bir kapsamı? İndirim veriyorlar birinci dönem için. %10-%100'e kadar siz indirim alabilirsiniz. Sonraki dönemler için sizin not ortalamanıza göre siz yine indirim alabiliyorsunuz. Ancak %50 indirimi almak için sizin not ortalamanız önceki dönemin 4,5'ten 4,5 olması gerekiyor. Eğer 4,5 ve 4,2 ve 4,5 arasında ise %30 indirim alıyorsunuz. Eğer 3,8 ve 4,2 arasında ise o zaman %20 alıyorsunuz. 4,5 Kore'nin en yüksek not ortalaması. Şimdi ek olarak STEM alanlarında işte Natural Sciences, doğal bilgi, bilim, mühendislik ve tıp alanlarında okuyan öğrenciler için verilen bir burs. O da
Şöyle bir şey var. Sizi bir hoca bu burs için tavsiye ettiyse ne anlamına geliyor? Sizin bu bursa başvuru yapmadan önce ya da böyle üniversiteye başvuru yapmadan önce sizin bir hocayla iletişime kurmanız gerekiyor. Bu hocadan davetiye ya da ona rica etmeniz gerekiyor. Eğer sizin profilinizi beğenirse eğer siz beni bu burs için tavsiye edebilir misiniz? Ancak hocanın tavsiye ile siz bu bursa faydalanabilirsiniz. Şimdi bu bursun kapsamı nedir? Yine indirim oluyor eğitim ücretinde. Maksimum %100 indirim alabiliyorsunuz. Ancak doktora öğrenciler ekstra bir burs alabilirler. Bu da aile karşılık olabilir. Ondan sonra siz yine de 600 bin Kore Won size veriyorlar ilk girdikten sonra. Ve bu bursun böyle bir şartı var. Her dönem sizi hoca tavsiye etmesi gerekiyor. Örneğin siz birinci dönem bitirdiniz ve ikinci dönemin bu bursu devam etmesi istiyorsunuz eğer indirim olsun, aylık karşılık olsun. O zaman sizi her zaman hoca tavsiye etmesi gerekiyor. Ancak siz bu bursa faydalanabilirsiniz. Başka Graduate School of Affiliated Scholarship. Burada ne anlamına geliyor? Siz diyelim ki bu üniversiteden veya bu Sung Kyung Kwan'ın işbirlik yapmış olan üniversiteden mezun oldunuz ise pardon sadece Sung Kyung Kwan'dan mezun oldunuz ise lisans programından ya da yüksek lisans programından ve iyi bir şekilde mezun oldunuz, iyi bir not ortalamanız oldu veya ve ek olarak araştırma tecrübeniz olduğu ise Sung Kyung Kwan'da eğitim aldığınız zaman sizin sonraki eğitim derecesi için başvuru ücreti ve kısmi eğitim ücretini kapsıyor. Leso mezunu burs var. Evet, Leso mezunlar için burs var. Undergraded. Ben onu baştan anlattım. Siz isterseniz çok güzel bir burs var bu arada. Tam bursu var. Sung Kyung Kwan'da. Siz isterseniz şimdi ben canlı yayını kapatacağım. Baştan izleyin. Orada detaylı bir şekilde nasıl bir burs, ne var, neyi kapsıyor anlattım. Okay? Çok uzun tutmak istemiyorum çünkü çok uzun videoları kimse izlemiyor. O yüzden Sung Kyung Kwan'ın bursları bu şekilde. Ek olarak Kore Hükümet bursuyla bu üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. GKS adı. O yüzden hem bu bursun yanında başka bir bursu var. GKS bursu. Ona da başvuru yapabilirsiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar. Bye bye. Herhangi bir sorularınız olursa bu arada veya bu üniversite başvuru yapmak isteyeniz, ihtiyacınız varsa her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.